Esenlikler, iyi akşamlar. Esenlikler, Alaaddin Bey. Esenlikler, İbrahim Şimşek. Esenlikler, arkadaşlar. Turba ile ilgili Türkiye girişi, o konuyu araştırırım. Şimdi Müslüman arkadaşlara öncelikle aldığım kaynakları başta söyleyeyim. Yayını işlerken tartışmalar oluyor. Esenlikler Tanrıça Force. Ben İbni Kesir Türkçe tercümesiyle Taberi tefsirinin tercümesini kullanıyorum. Ayrıca bu Hasenat 6'yı kullanıyorum. Müslüman arkadaşlar için özellikle hadis konusunda itiraz eden arkadaşlar için yayında göstereceğim. Yani aldığım kitaplar ve içerisindeki kaynaklar kesinlikle öyle zayıf hadis ya da uydurma diyebileceğiniz hadisler içermiyor. Tam aksine iyice irdelenmiş ve fikir bütünlüğü sağlayabilecek şekilde işin profesörleri tarafından, ilahiyatçı profesörleri tarafından derlenmiş. Net, evet, net bir görüş bildiriyor. Bugünkü konumuz Nağlı 75. Flagellum Dei'nin sağ olsun uyarısı üzerine böyle bir video yapma ihtiyacı hissettik. Çünkü İslam'da kölelik ile ilgili epey bir Müslüman insanların görüşü var. Bu iki ayet gayet güzel açıklıyor. Yorumlara çok bakamayacağım. Kusura bakmayın. Çift ekran yok. Tek ekranla idare ettiğim için. Evet. Şimdi başlayalım. Önce Hasenat'tan başlayalım. Şimdi evet. Nahl suresi 75. Nüzul surasına göre Nahl suresi 70. Ve Hafs Kur'an'ına göre 16. sırada. Diyanet mealini okuyorum. Allah hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köle ile kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayan kimseyi misal verir. Yani yaratıcı Allah hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köle ile hür olan ve tabi Allah'ın ona verdiği rızıktan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayan iki kişiyi misal veriyor. Ve Allah yaratıcı olarak soruyor. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamdolsun Allah'a mahsustur fakat onları çoğu bilmezler diyor. Şimdi ikisini de yaratmış bir yaratıcı. Düşünün. Biri istemsiz olarak köle anne babadan geliyor ya da savaşta bir şekilde köle düşüyor. Ve gücü yetmiyor. Karşı tarafta da annesi babası zengin, hür bir kişi olabilir veya daha sonra bir şekilde Müslüman olup ganimetlerden zengin olan bir kişi olabilir. Bunların eşitliğini sorguluyor. Bakalım Diyanet'in haricinde Elmalı Hamdi yazar gene temsil getirdi. Aynı şekilde kudreti yok. Ömer Nasuhi aynı şekilde Hasan Basri bir mesel irad etti. Hiçbir şeye gücü yetmeyen, evet Ali Bulaç, evet burada Ali Bulaç parantez içerisinde köleye bir vasıf bindirmeye çalışmış, kendisine ortak koştuğunuz ilahlar konusunda demiş. Tabii yani zorlamış. Celal Yıldırım, burada gördüğünüz gibi gücü yetmeyen köle, Muhammed Esed, iki insan örneği veriyor. Biri hiçbir şeye gücü yetmeyen köle. Gördüğünüz gibi bu şekilde iki tane insanı karşılaştırıyor. Biri köle, biri hür. Türkçe anlamlarıyla veriyorum Nevriye Hanım. Nahıl demek arı demek. Yani arı. Arı, evet. Nahıl arı. Şimdi gelelim 76. sureye. 76. yani Arı suresinin
76. ayetine bakın ne söylüyor. Allah şunu da temsil getirdi. Ha, özür dilerim. Diyanet mealini okuyorum. Allah virgül iki adamı misal getirdi. Parantez içerisinde bir şöyle diye bir ne yapıyor? İşaret ediyor. Yön bildiriyor ya da durum bildiriyor. Diyor ki onlardan birisi dilsizdir. Şimdi bir yaratıcı düşünün. Az önce var olduğu ekonomik durumla alakalı karşılaştırma yapıyor. Şu anda gene iki adamı misal ediyor. Biri dilsiz, hiçbir şeye gücü yetmez. Efendisine bir yüktür. Yani düşünün, bir tane köle var. Onu bir yaratıcı yaratmış. Güçsüz halde. Efendisinin belki onu yanlış bir şekilde ne diyeyim beslemesi ya da ona ekstra yük vermesinden dolayı. Bir de bakın Allah yaratıcının nasıl bir tanımlaması var? Efendisine bir yük. Nasıl bir karşılaştırma? Nasıl bir nasıl anlatayım? Nasıl bir sınıflama? İkisini de yaratıyor. Bakın nereye gönderse olumlu bir sonuç alamaz diyor. Hayır bir de bu yaratıcı efendisinin tarafında yani hür olan kişinin tarafında. Bu adaletle emreden doğru yol üzere olan kimse eşit olur mu diyor. Bir yaratıcı soruyor bu soruyu. Görebiliyor musunuz? Yani bu iki sure yani Arı suresi 75 ve 76 aslında insana bakışı ve kölelik ile ilgili olan tanımlamayı İslam'da gayet güzel yapıyor. Ha, şu anki sosyoekonomik sistemde gizli kölelik var. Gerçek kölelik yok, gizli kölelik var. O da nasıl? Şöyle, İslam'ın çıktığı iddia edilen toprakla yani iddia edilen derken Bekke Mekke söyleminde aslında Petra veya Madyen Salih neyse önemli değil. O bölge içerisinde değil yani ama İslam özelinde kendi içinde kendi kutsal toprakları olarak addedilen Suudi Arabistan'da kendi yükümlülüğünde olduğu için onlar ne yapıyorlar söyleyeyim size. Daha önce Suudi Arabistan'da çalışmış olan ya da gitmiş olan kimseler var ise eğer Suudi vatandaşı değilseniz Suudi çalışmaya gittiğinizde bir Suudi vatandaşa kefil olarak yani onun kefaletinde çalışma hakkını elde ediyorsunuz. Yani aslında postmodern bir kölelik o pasaportunuzu alıyor, devlete başvuruyor. Sizin adınıza bir ikamet denen bir defter çıkartıyor. Onun izni olmadan şehir değiştiremiyorsunuz, başka işlere giremiyorsunuz, kefil nakletmeniz gerekiyor. Yani postmodern bir kölelik sistemi Suudi Arabistan özelinde var. Kaldı ki diğer İslam toplumlarında da güçlü olandan yana sürekli yani bir para babası bir fakirle karşı karşıya geldiğinde herhangi bir ortamda yani sadece adli sistemlerde değil herhangi bir ortamda her zaman güçlü olan parası olan her zaman daha haklı durumda. Tabi bunun altyapısını da ayetlerde görebiliyoruz. Şimdi bunu bakın yani şaka değil bu. Arı suresinin bu karşılaştırması, Tanrı karşılaştırması ayet özelinde meallerini okuduk. Şimdi gelelim tefsirlere. Hemen tefsirlere geçelim. Evet, şimdi şu anda karşınızda İbni Kesir. Şimdi birazdan sayfa 168. Bakın aldığım kitap arşiv.org'dan indirdim. Siz de indirebilirsiniz. Hadislerle Kur'an okunmuş kitap demek Kur'an. Tefsiri İbni Kesir. Bakalım kimler derlemiş? 9. cilt. Profesör Doktor Bekir Karlağa, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Profesör Doktor Bedrettin Çetiner. Çağrı yayınlarına ait. Gördüğünüz gibi yani öyle Müslümanların bize iftira ettikleri gibi sallama bir konu değil. Bir kaynak almıyoruz. Gayet net bir şekilde göstererek anlatacağız.
Yorumlara çok bakamayacağım. Bundan dolayı özür dilerim. Evet. Şimdi okuyalım ayetimizi. Gördüğünüz gibi Arı suresi, Nahl suresi 75'i okuyoruz. Allah size misal verir, örnek verir. Başkasının malı olan ve hiçbir şeye gücü yetmeyen bir köle ile tarafımızdan güzel bir rızka nail olup gizli veya açık infak eden, bakın infak, malının ihtiyacından fazlasını veren olarak. Gerçi malının ihtiyacından fazlasını veriyorsa, yani sadece kısa bir süre olan ihtiyacını saklıyorsa o adam da zengin olmamalı. Önemli değil. İnfak eden hiçbir olur mu diyor. Yani ne yapıyor? Gücü yetmeyen köleyi burada yerin dibine sokuyor. Yaratıcı. Şimdi gelelim. Bakın. Allah'ın verdiği örnek. İbni Kesir. Diyor ki İbni Abbas'tan rivayetle. Avfi bunun Allah'ın kafir ve mümin için verdiği bir misal olduğunu söyler. Şimdi bana bu ayette bir kafir kelimesi bulabiliyor musunuz? Bir köle var. Bir de ne var? Allah yolunda infak eden bir kişi var ve zengin. Şimdi İbn Abbas böyle söylüyor. Diyor ki kafir ve mümin için verdiği bir misal olduğunu söyler. Katade'ye göre şöyle tıklayalım. Evet. Katade'ye göre de böyle söylemiş ve İbn Cerir bu görüşü tercih etmiştir. Şu söylediğim isimler: Katade, İbn Abbas, Ata, İbni Cerir. Bunlar şimdi inanmayan insanların veya dini çok fazla bilmeyen insanlar için çok önemli isimler olmayabilir ama dinle hüküm altında olan insanlar, yani IŞİD olabilir, Suudi Arabistan olabilir ya da bir şeriat mahkemesinde olan insan olabilir. Bunların hükümleri bildiğiniz şeriat hükmü olarak geçiyor ve basit değil. Yani insanlar çok ciddi bedeller ödüyorlar. Yani şu okuduğum insanlar, kaldı ki zaten Cübbeli Ahmet de bunların çoğunu kutsayarak anlatır. Yani onların görüşlerini böyle bir dogmatik sistem üzerinden anlatır ama bakın bu ayetin açıklamasını bu insanlara göre köleyi kafir ve mümin için verdiğini, yani bu karşılaştırmada başkasının malı olan ve hiçbir şeye gücü yetmeyen köle olarak kafiri tanımlamış. İbn-i Cerir bu görüşü tercih etmiştir. Başkasının malı olan ve hiçbir şeye gücü yetmeyen köle, virgül, kafirin misalidir diyor. Görüyor musunuz? Nahl suresi 75. Kendisine temiz, bakın temiz, nereden temiz? Ganimetlerden temiz. Helali hoş olarak yiyin, helalinizle yiyin ganimet. Ganimet kimin malı? Zorla gasp edilen karşı taraftaki, onların söylemlerine göre kafir, münafık, inanmayan, önemli değil, malı. Bir rızık verilmiş. Bu rızıktan gizli ve açıkta sarf eden mümindir. Şimdi yaratıcıyı düşünün, iki tane adam kıyaslıyor. Biri zayıf köle, onu kafir misali olarak getirdiğini söylüyor buradaki isimler. Diğeri de ganimetlerden elde ettiği rızıklarla infak eden kişi de mümin oluyor. Mücahit de bu arada, şimdi başlayacaklar Kur'ancılar ya da 19'cular. İşte hadisleri kabul etmiyoruz. Bu adamları da kabul etmiyoruz. Geçen yaptığım yayında hadisler 100 sene sonra yazılmış. Kur'an ne zaman yazılmış? Kur'an kaç sefer derlenmiş? Kaldı ki bana sorarsanız hadisler Ravi silsilesi içerisinde Kur'an'dan daha güçlü. Şu anda kullandığımız Kur'an, Hafs'ın Kur'an'ı. Ben 7 harf üzere indirildi Kur'an ayetiyle ilgili program yapmıştım. 3 tane akademik yayını, 3 tane ilahiyat hocasının akademik yayını irdelemiştim. Tamamen komedi. Tamamen komedi. Çelişkilerle dolu söylemler içeriyor. Ve Kur'an'ın öyle değiştirilmeden tam bir silsile içerisinde geldiğine dair bir kanıt bulamıyor. Kaldı ki yazıldığı dönemde Ömer ile sahabenin
birbiriyle olan kavgası ve ondan sonra peygamberin yanına geliyorlar. Ömer ağzını burnunu dağıtacak da sahabenin. Daha sonra ikisinin ağzından dinliyorlar ayeti. Sonra peygamber de diyor ki Kur'an 7 harf üzere indirildi. İkiniz de doğru diyor. Daha sonra da o videoda açıklamasını yapmıştım. Küfe valisi tarafından hareke sistemi getiriliyor. Hatta hareke sisteminde Medine'de olan yazıyla Küfe'de olan yazı farklı. Yani hikaye uzun. En azından bu hadislerde silsile zincirini yani aktarım zincirini peygamberin olduğu döneme kadar götürebiliyorlar ve onun adı mütevatir oluyor. Ama Kur'an'da öyle bir zincir oluşturamıyorsunuz. Çünkü nereye yazılmış? Kemiklere yazılmış. İşte affedersiniz yattığı yatağın altındaki bilmem ne kağıdına yazılmış. Yok işte dört tane Kur'an yazıcısının bir tanesinin derlemesiyle önce Ebu Bekir'e oradan Osman'a verilmiş falan filan. Neyse önemli değil. Biz devam edelim. Böyle bir spoiler vermiş olduk. Şimdi diyor ki kendisine temiz rızık verilmiş ve bu rızıktan gizli ve açık sarf eden mümin diyor. Mücahit'ten rivayetle İbn Ebu Necih de şöyle demiş. Bu put ve hak Teala için verilmiş bir misaldir. Şimdi buradaki köleyi put olarak yani hiçbir şeye gücü yetmeyen köleyi put olarak Hak Teala da yani bakın Allah'ı da tarafımızdan güzel bir rızka nail olup gizli ve açık infak eden. Şimdi bir dakika. Allah eğer tek bir yaratıcıysa ve bütün kaldı ki Kur'an'da hiçbir şeyi böyle yoktan yarattığına dair hiçbir ayet yok. Tamamen Müslümanların ona yakıştırdığı bir tanım. Ama öyle bir şey yok. Yani varsa çıkartın gösterin. Ama öyle 19'cuların süper Müslümanların ortaya koyduğu işte 46. anlamdan gelen şu anlamın ona yamamasıyla değil yani. Bizzat açık bir şekilde. Yok yani. Neyse. Burada köleyi put, Allah'ı da infak eden, rızka sahip olan şey olarak tanımlamış. Çok komik. O zaman rızkı veren kendisi değilse başka bir yaratıcı var, ona rızık veriyor. Allah da ne yapıyor? Şey yapıyor. Sonra da öteki ile bu put hiç eşit olur mu diyor. Çok komik. İkisi arasındaki fark sadece aptalların bilmeyeceği kadar açık olduğundan bir de böyle söylüyor. Aptalların yani zekaya bak. İbn Ebu Necih'indeki zekaya bak. Evet. Hamd Allah'a mahsustur. Hayır. Muhammed ismi kutsanmış demektir. Allah'a mahsus olan kelimeyi Muhammed'e de yamamışlar. Adı Kasım, Katım, Katın ne söylerseniz söyleyin önemli değil. Burada da buna bir reddiye yapmış olalım. Daha sonra 76'ya geçelim. Allah iki kişiyi misal veriyor. Bakın. Biri hiçbir şeye gücü yetmez. Bir dilsizdir ki efendisine yüktür. Ya bir yaratıcı düşünün. Yani olduğu anlamıyla apaçık. Hani Hud suresi 1'de diyor ya hiçbir şekilde bir açıklamaya misal vermeyecek apaçık şekilde indirdik Kur'an'ı diye. Başka ayetlerde de geçiyor işte. Bekke, Mekke, Petra ne derseniz deyin yakın çevresine inen açık bir Kur'an. O Kur'an'la bu arada okunmuş kitap, okunmuş metinler demektir. Neyse. Bir yaratıcı metin gönderiyor. Açık olarak olduğunu yani çıplak metindeki anlamla ifade ederseniz iki kişiyi kıyaslıyor. Bakın efendisine yük bir insandan bahsediyor. Ve dilsiz olması onun için bir ayıplanacak ve efendisine yük olduğunu söylüyor. Nereye gönderse bir hayır getirmez diyor. Görüyor musunuz? Yani Allah o zaman çeşitli özürleri olan insanlar için kötü bir şey yani Allah için. Köle olması kötü bir şey. Sabahki yaptığım yayında gene İbni Kesir tefsirini kullanmıştım. Habeşli olmak kötü bir şey.
renginin kuru üzüm renginde olması kötü bir şey. Yani ırkçılığın dibi var İslam'da. Hiç öyle İslam işte efendim barış dinidir, güzellik dinidir diye gelmeyin. Müslümanlar hiç gelmeyin. Önce açın kitabınızı güzel güzel okuyun, ondan sonra gelip tartışalım, hiç önemli değil. Nereye gönderse hayır getirmez. Bununla doğru yolda olup adaletle emreden hiçbir olur mu diyor. Hadi bakalım. Burada bir de adalet kelimesini yapıştırdı. Gelelim şimdi anlamına. Mücahit der ki, bununla put ve hak kastedilmektedir. Mücahit yukarıda da aynı şeyi söylüyor. Takmış putla hak. Bir de bize aptal olarak tanımlıyor. Bunu anlayabilecek. Şey, özür dilerim. İbn Ebu Necih söylüyor. Mücahit öyle söylemiyor. Burada put olarak söylüyor. Düzeltiyorum. Düzeltiyorum. Arada böyle hatalar olabilir. Bununla put ve Hak Teala kastedilmektedir. Yani put dilsizdir. Konuşamaz. Ne hayır ne de bir şey söyleyemez. Peki put öyleyse efendisine nasıl yük olabiliyor? Bütünüyle hiçbir şeye güç yetiremez, konuşması ve çalışması yoktur. Buna ilaveten efendisine yük ve külfettir. Efendisi derken, şimdi puta tapınıyor. Putun efendisi olmaz ki. Putun efendisi derken, put zaten, aslında putu da yanlış anlıyor insanlar. Put, şöyle söyleyeyim. Mesela Hint düşüncesinde Brahma yaratıcıdır. Onun dünyadaki temsili inektir. İnsanlar ineğe taptığını düşünür. Öyle değil. Mesela ateşe tapanlar, zerdüştler, ateşe tapmazlar aslında. Onun timsali gibidir. Örnek vereyim. Karataş ve Kabe aslında bir puttur. İnsanlar bilmez. Yani Müslümanlar aslında bir puta taptıklarını bilmez. Ne derler? Orası Allah'ın evi. Aslında puta tapıyorlar. Allah Kur'an'daki tasvirine göre 7 gök yukarıda, 8 melaikenin taşıdığı ve suların içerisinde olan bir yaratıcı değil mi? Evi nasıl dünyada ve Kabe'de olabiliyor? Aynı şekilde. Aslında Kabe bir put, Karataş bir put. Neyse. Ve Kabe put olduğu için Kabe'nin efendisi Allah oluyor. Tapanlar da onun kulu oluyor. Yani burada da bir mantık hatası var. Devam edelim. Ne hayır ne de başka bir şey söyleyemez. Bütünüyle hiçbir şeye güç yetiremez diyor. Konuşması ve çalışması yoktur. Buna ilaveten kendisine yük ve külfettir diyor. Nereye gönderirse bir hayır çıkmaz. Şimdi nereye gönderirse kelimesi çok komik. Şimdi putsa gönderme olmaz. Burada köle olduğu gayet, bakın, açık metinde de yazıyor. Nereye gönderirse. Yani put nasıl ayaklanıp bir yere gidecek ve nasıl bir hayır bekleyecek? Uğraşmasında başarıya ulaşamaz. Nitelikleri böyle olan biriyle doğru yolda olup adalete emreden sözü hak, işi dost doğru olan kimse bir olur mu diyor. Böyle de kıvırtıyor. Sütti, Katede, Ata. Bakın bu isimler de dediğim gibi şeriatla yönetilen ülkelerde bildiğiniz bunlar. Mahkeme hükmü gibi söyleyeyim, yani geçmiş hükümler gibi emsal kabul edebilecek sözler bunlar. Ayeti şöyle açıklamışlar. İbn-i Cerir bu açıklamayı tercih eder demiş. İbni Abbas'tan rivayetle önce geçen görüşe muvafık olarak Avfi bunun yerine kafir ile mümin için verilmiş misal olduğunu söyler. Yukarıda da kafiri tanımlamıştı zaten 75'te. 76'da biri kafir, yani iki kişi misal veriyor. Hiçbir şeye gücü yetmeyen dilsiz efendisine yük. Şimdi kafir eğer hürse efendisine nasıl yük olur? Köle olduğu belli. Köleyi de kafir olarak tanımlamış. İbn-i Cerir, Hasan İbni Sabah el-Bezzar, İbn Abbas'tan rivayetine göre Allah size bir misal verir. Başkasının malı olan hiçbir şeye gücü yetmeyen bir köleyle ayeti hakkında şöyle demiştir. Kureyş'ten birisiyle onun kölesi hakkında nazil oldu. Bakın, görüyor musunuz? Gene bir olay üzere, sınırlı küçük bir bölgede gerçekleşmiş
gerçekleşmiş bir olay üzere inmiş bir metinden bahsediyoruz. Öyle tüm evrenle ilgili her döneme, her zamanla, her zamana hitap edebilecek bir metin değil. Ne söylemiş? Bakalım. Kureyş'ten birisiyle onun kölesi hakkında nazil oldu. Bununla doğru yolda olup adaletle emreden bir olur mu hiç kısmına kadar Allah iki adamı misal veriyor. Biri dilsizdir. Ayeti hakkında şöyle der. O Affan oğlu Osman'dır. Yani gayet net. Efendisi nereye gönderirse bir hayır getirmeyen, dilsiz ise Affan oğlu Osman'ın bir kölesidir. Osman onun nafakasını üstlenir ve gıdasını temin ederdi. Diğeri ise buna karşılık İslam'dan hoşlanmaz, İslam'ı kabul etmez, Osman'ı sadaka ve iyilikten alıkordu. İşte bu ikisi hakkında nazil olmuştur, diyor İbn Kesir tefsirinde. Şimdi gelelim Taberi tefsirimize. Hemen açalım Taberi tefsirimize. Bakalım tekrardan. Şöyle Taberi tefsir olduğunu da göstereyim. Gene arşiv.org'dan indirebilirsiniz. Evet. Şöyle yapalım. Evet. Ebu Cafer Muhammed bin Cerir Taberi tefsiri Hisar Yayın Evi'ne ait. Evet. Hasan Karakaya. Bakın. Elazığ Üniversitesi mezunu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Kerim Aytekin, gördüğünüz gibi. İstanbul Üniversitesi İslam Enstitüsü. Burada yüksek koymuş. Alçak İslam da varsa bilmiyorum. Alçak İslam herhalde Cübbeli'nin İslam Enstitüsü. Bunlar yüksek. Çünkü biri diploma alıyor, ötekisi kendine göre ne yapıyor? Fetva veriyor. Neyse. Şimdi gelelim 75. ayet. Nahl yani arı suresi 75. ayet. Gördüğünüz gibi sure 16. Allah hiçbir şey yapmaya gücü yetmeyen elin altındaki bir köleyle ayeti biliyorsunuz. Yani bir köleyle elinde rızık olan bir kişi ile ikisini ne yapıyor? Kıyaslıyor. Şimdi diyor ki Allah bu ayeti kerimede kendisine itaat etmeyen, hiçbir hayır yapmayan, kendi yolunda hiçbir şey harcamayan kafiri, bakın köleyi kafir olarak tanımlamış burada. Şöyle işaretleyelim hemen. Evet. Kafir köle oluyor. Emri altında bulunan hiçbir şeye sahip olmayan köleye benzetmektedir diyor. Köle nasıl efendisinin emrindeyse kafir de nefsinin ve şeytanın elindedir diye ne yapıyor? Böyle bir raksa endam ediyor. Yani kafir demek zaten bir şeyin üzerine örten demek. Nasıl oluyor o? Diyelim ki kafir, münafık yani Allah'tan başka şirk koşan yani ya da Tanrı tanımaz olan yani nefsinin ve şeytanın yani şeytan olarak ve nefsi olarak diye düşündüğümüz zaman bence yani o tanımlama yanlış. Kaldı ki nefsini ve şeytanı baskılayan Müslümanlar ötekileri hür iradesiyle davrandığı için zaten nefsin ve şeytanın dürtüklemesine gerek yok. Hür iradesiyle zaten içinden geliyorsa o kötülüğü yapar. Baskılamaz. Bence Müslüman baskılıyor ve bir yerde patlayıp onu gerçekleştiriyor. Ve bence nefsinin emrinde olan ve şeytanın emrinde olan, tırnak içerisinde şeytanın emrinde olan bence Müslüman. Çünkü baskılıyor, bir korku var. Şöyle örnek vereyim. İslam helal dairesi diye bir şey vardır. Müslümanlara sorun. Müslüman olmazsan atıyorum ne yaparsın? O helal dairesindeki bütün her şeyi yapmak ister. Şevkle böyle ağzı sulana sulana. İstediği kadar kızla birlikte olmak ister, alkol almak ister ama inanmayan bir insan için tek eşli hayat, yani benim için tek eşli hayat, sadık olmak, öyle insanlara zarar vermemek zaten içimden gelen bir şey yani o ağzımın böyle suları aka aka böyle şevkle duyarak, kendi içimde baskılayarak yaptığım bir şey değil ki. Neyse, dolayısıyla hayra yönelmez diyor.
Görüyoruz daha yeni 11 yaşındaki kızı cami tuvaletinde yakaladılar polisler bir elemanla. Müslümandı. Neyse, Allah kendisine itaat eden, hak yolda malını harcayan mümini ise serbestçe tasarrufta bulunan hür bir kimseye benzetiyor. İradesinde hür olan bir müminle eli kolu adeta bağlı olan kafir hiçbir olur mu? Eli kolu bağlı olan Müslüman. Müslüman korkuyor cehennemden. 72 huriye ağzını sulana sulana ipek ve tavuk eti. KFC'den alabilir tavuk eti yani. Şu anda öyle çok beklemesine de gerek yok. Bu arada İbrahim Bey kusura bakmayın reklama da giriyor burada ama. Hadi tamam o zaman tavuk dünyasına gitsin. Ya da gitsin evde kendisi pişirsin. Neyse. Evet, eli kolu bağlı olan aslında Müslüman. Kafir olan kişi yani Tanrı tanımaz ya da diğer düşünceli olan insan zaten kendi içinden geldiği gibi yaşıyor. Mümini kendisine itaat etmeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun, hamd tapınılan putlara değil ancak Allah'a mahsustur diyor. Hayır, hamd Muhammed olarak söylediğin zaman övülmüş. Gene aynı şekilde ne var ki insanların çoğu, ne var ki Müslümanlar bilmezler. İnsanların çoğu değil, Müslümanlar da azınlık bu dünyada. Onu da bilmiyorlar. Zannediyorlar ki bütün dünya onların dinine ne olmuş? Girmiş değil halbuki. 76. Allah iki adamı misal verdi. Bunlardan birisi dilsizdir, hiçbir şeye gücü yetmez, efendisine yüktür. Efendisi onu nereye gönderirse hiçbir şeye getirmez. Hiç böyle bir adam dosdoğru bir yol üzerinde olduğu halde adaletle emreden bir ama da eşit olur mu diyor. Yani bir amayla kıyaslıyor. Evet, mealin açıklamasını yapıyor metin yazarı. Allah ayette demiş ki kafir olan kimseyi bakın gene burada dilsiz olan gücü yetmeyene kafir olarak tanımlamış. Dilsiz hiçbir şeye gücü yetmeyen efendisine yük olan ve neredeyse gönderilirse hiçbir iş yapamayan köleye benzetiyor. Evet. Yani kafiri köleye benzetiyor. Mümini ise adaletle emreden dosdoğru yolda bulunan insana benzetiyor. Ve bunların birbiriyle eşit olmayacağını beyan ediyor. Yani şuradaki metin, şu açıklama bile aslında ne kadar yanlı, ne kadar beyin dışı, ne kadar hukuk fakültesi okumuş bu insanlar. Hukuk dışı. Bir kere köle olmak ister mi? Yani bir yaratıcı düşün. Adam köle doğmuş. Hayatını köle olarak sürdürmek zorunda. Doğmak ister mi? Ya nasıl bir kıyaslama bu? Kafiri köleyle kıyaslıyormuş da bilmem ne bir şey yani. Yani siz nasıl hukuk okudunuz ya? Hukuk mantığını nereden aldınız ya? Kaldı ki hukuk fakültelerinde. Bildiğim kadarıyla ben hukukçu değilim, mühendisim. Ama bildiğim kadarıyla Roma hukuku öğretiliyor. Yani sadece İslam hukuku değil. Yani en azından güncel hukuktan da bilgi veriliyordur herhalde. İnsan hakları falan öğretiliyordur. Ya bu ne yani? Köleye benzetiliyormuş da müminle onu kıyaslıyormuş falan. Bunların birbiriyle eşit olmayacağını beyan ediyor. Bakın Allah. Taberi bu ayeti kerimeyi şöyle izah ediyor. Allah putları konuşamayan, herhangi bir şeye gücü yetmeyen, kendisine bakanları muhtaç olan, gönderildiği işten başarıyla dönemeyen. Ya burası çok komik ya. Yani Taberi bunu yazarken acaba o dönemde robotlar falan mı vardı yani putlar robot şeklindeydi kalkıp iş falan mı yapıyorlardı ya? Çok komik yani. Nasıl bir yere gönderebilirsin ki putu? Kimseye benzetiyor. Böyle bir insandan herhangi bir hayır beklenemeyeceği gibi kendisine bile herhangi bir menfaat de sağlayamayacak, kendisine herhangi bir zararı da uzaklaştırılamayacak bir puttan nasıl menfaat beklenebilir? Evet ben de onu soruyorum. Nasıl put kalkıyor da bir işe gönderebiliyorsun ve ondan bir medet umabiliyorsun? Halbuki adaleti, bakın adalet emrediyor ve burada kıyaslama yapıyor. Köle ile mümini. Dost doğru yolu gösterir. Gördük dost doğru yolu. Hiç putlarla Allah bir olur mu? Allah'ın takıntısına bak ya. Habire kendini diğer putlarla
kıyaslıyor. O kadar güçlüysen o zaman o putları niye kıyaslıyorsun ki yani? Şimdi şöyle örnek vereyim. Çok büyük bir firma düşünün, 5000 kişi. O firmanın CEO'su sizce kapıdaki güvenlik ona mesela laf ederse, ya CEO ya ne oldu falan filan, hayırdır dese mesela, sizce aynı şekilde cevap verir mi CEO? Cevap bile vermez, güler geçer yani. Eğer bu kadar büyüksen ve put hiçbir işe yaramıyorsa niye kendini kıyaslıyorsun ki onunla? Evet. Hoş geldiniz İlyas Bey. Burada isterseniz yayını noktalayalım. Böyle bir kısa bir yayın olsun. Flagellum Dei, çok teşekkür ederim bu verdiğiniz bilgiyle alakalı. Bu konuyla alakalı. Yani İslam'da kölelik ve evet, İslam'da kölelik konusunu bu şekilde işlemiş olalım. Allah gayet güzel bir şekilde köleliği savunuyor. Hatta şöyle savunuyor. Şurada göstereyim. Şöyle savunuyor. Yani bakın. Elinin altındaki köleyle rızık veren. Yani ve rızıktan ne yapıyor? Bu rızıktan infak ediyor. Bu şekilde kıyaslama yapıyor. 75 ve 76 Nahl suresinde. Evet. Çok teşekkür ederim. Umarım değerli bir video çıkmıştır. Nergül Özcan, bu arşiv.org'da, bunu da evet şöyle göstereyim. Taberi tefsiri, bir tanesi Taberi tefsiri indirebilirsiniz. Orada hepsi var. Hisar Yayın Evi'ne ait iki tane hukukçunun köleliği savunan ayetini gördünüz. Yani aslında köleliği o savunmuyor da tercüme ederken savunuyor. Tercüme ederken savunuyor maalesef. İkisi de İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu. Biri dünyada İslam özelinde değerli kabul edilen El-Ezher Üniversitesi. Evet. Aldığımız yayında Taberi tefsiri, gördüğünüz gibi. Diğer kitabı göstereyim. Diğeri de İbni Kesir. Böyle ayet özelinde videolar yapmaya devam edeceğim. Şu şekilde göstereyim. Bu da arşiv.org'dan temin edebileceğiniz hadislerle Kur'an tefsiri İbni Kesir'e ait. Burada da iki tane profesör doktor unvanlı iki tane hoca. Biri Bedrettin Çetiner, biri Bekir Karlıağa. Gördüğünüz gibi. 9. cilt. Bunu da göstermiş olalım. Hadisleri kabul etmeyen Müslümanlara da soruyorum. Hadislerdeki tevatür zincirini Kur'an'da kurabiliyor musunuz? Gayet net bir şekilde yapabiliyor musunuz? Ve kaldı ki mushaf olarak iki kapak arasına gelmiş Kur'an'ın bana Asr-ı Saadet döneminde örneğini gösterin derim. Başka da bir şey söylemem. Yani sonuçta zemin çok kaygan, yapışkan, yapış yapış bir. Evet. Şöyle İsa Bey, yani ben alıntı yaptığım zaman da o zaman da alıntı yaptın oluyor. Bu Mustafa Öztürk hocanın yayınını yaptığımda video 30 dakikalık da ilgili yerleri dinlettim. Daha sonra yorum yaptım. Yapıştırmışlar. Videonun hepsini izletecekmişim. Ondan sonra yorum yapacakmışım. İyi de ben isteyen arkadaşlar için izlemesini isteyen insanlar açıp videoyu izleyebilir. Ben hepsini niye vakti harcayayım ki insanların? Kaldı ki ben onun da kelimesini bitirmesini bekledim. Yani o cümleyi söyleyip başka bir konuya girdiği zaman
başka bir konuya girmiş oluyor ve onları tek tek açıkladım. Biri de yazmış ki çok değerli bir hoca, çok fazla bilgisi var, sen oradan boş atıyorsun. Yo, ben onu kendi cümleleriyle vuruyorum. Ben aslında Uzak Doğu savaş tekniğini kullanıyorum. Onun gücünü ona karşı kullanıyorum. Ben aslında bir fikir, bir kaynak. Şöyle anladım İsa Bey. Şimdi İsa Bey, arşiv.org'dan direkt indirilebileceği için ben en azından kaynak temin edip koyarsam bu sefer de alıntı alma durumu olabilir ya da bizzat gidip baskılı şekilde alabilir. Bir de bu videoları zaten yapıyoruz. Açık açık kitaplarda da gözüküyor. Mustafa Öztürk, bakın Mustafa Öztürk içtihat kapısını açmaya çalışıyor. İslam'ı kendi içinde iyi biliyor. Ama içtihat kapısını açınca sapıtıyor. Beceremiyor. Olmuyor. Çünkü şöyle örnek vereyim. 1980 teknolojisiyle 2020 yılında üretilmiş arabaları tamir etmeye çalışıyor. Öyle örnek vereyim. Olmuyor yani. Oturmuyor. Yeri geliyor nesh diyor. Yeri geliyor yan anlamlarını kullanmaya çalışıyor. Yeri geliyor kendine ait çıkartmaya çalışıyor. Olmuyor. Çok zorluyor. Çok zorluyor. Ve kendine göre yeni bir din oluşturmaya çalışıyor ki onu söylüyor zaten. Onun için diyor siz bu İlahiyat Fakültesinin öğretisiyle piyasaya çıktığınız zaman bir üflemeyle yıkılırsınız diye. Yani Müslüman arkadaşlar da yazıyor işte Mehmet okuyanı okuyun, işte Yaşar Nuri'yi okuyun. Ya biz onları okuya okuya geldik zaten buraya. Ya onları da bilmiyorlar. Zannediyorlar ki biz böyle sadece geldik, bunları okuduk, hemen şıp diye uyuduk, uyandık. Ondan sonra Tanrı tanımaz olduk. Öyle bir şey yok. Yani ben İsa Bey bu nesih etme konusunu daha önce İbni Kesir yayınlarında gene Geek TV Haber'de işlemiştim. Onların mantalitesini de işlemiştim. Neden yapmaları gerektiğini de işlemiştim. Yani sadece nesih konusu da değil. Açık olan, mühkem ve müteşabih konusu var. Yabancı kelimeler konusu var. Anlam kaymaları konuları var. Yani gayet açık. Bir tanrı ya kitabı falan değil. Yani çok açık. Bu kadar ayrıntı bir tanrının, bir yaratıcının elinde çıkmış olamaz. Yani eğer o tanrı tanımını yapıyorsa. Yani saçma. Çok saçma. Evet, Flegönüm diye. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Dediğim gibi her şey güzel olacak. Alp Bey için de güzel olacak. Onun için de iyi dileklerimi buradan tekrardan sunuyorum. Kendisine ulaşamadım. Umarım kemoterapisi iyi gidiyordur. Gönlümüz sizinle. Bir şekilde her şey güzel olacak. Flagolüm deyi sizin için de 5 yıldır çektiğiniz bu çile bir şekilde bu işsizlik çilesi benim için de aynı şekilde Tanrıça Force için de aynı şekilde değişecek. Buna inanıyoruz. Çok sağ olun. Esen kalın. Teşekkür ederim. Saygılarımı.